Hey, selam, ben Adal. Evet, bugün yapacağımız şeyi biliyorsunuz. Tek yapmam gereken altımdaki bu bloğu kırmak. Normalde Skyblock çok sevdiğim bir şeydi. Çünkü benim bilgisayarım çok kötüydü zamanında. Tek oynayabildiğim şey, tek Minecraft'ın kaldırdığı şey Skyblock. Sadece birkaç bloğu zaten işlemciniz yetebilir. O yüzden de çok oynadım. Hepiniz de istiyordunuz fakat artık sıkmıştı. Hep aynı şeyler, başka adalara git vesaire. Fakat şimdi yapacağımız şey sadece bir blok. Her şeyi bir bloktan alacağız. Hani dünyadan tamamen bağımsızsınız. Her yaptığınız şey size bağlı. Burası bir bloktan itibaren her yeri ben yapacağım. Benim tasarımım, benim doğam, her şey bana ait olacak. Azıcık, küçücük böyle bir çamurdan alan yapalım. Ondan sonra hemen meşe kütüklerimizi alıp bir çalışma masası yapmak istiyorum. Onu şu çapraza koyacağım. Meşe basamaklar yapalım ki meşe basamakları koyduğumuzda ana bloğumuz nerede onu görebilelim. Çünkü çok farklı yerlere gideceğiz. Sonra burası belli olmayabilir. Hatta küçük bir istasyon gibi yapabiliriz. Buraya fırınlarımı koyarım. Her şey burada. Hemen bir alet mi geldi? Pat. Burada yaparız. Hatta sandık. Hemen burada eşyalarıma ulaşabileceğim. Kazma. Güzel. Balta. Güzel. İhtiyaca göre anında değiştireceğim. Bu şekilde. Hop! Oh! Hey! Hey dostum! Ne yapıyorsun? Oğlum sen böyle çıkıyor muydun? Seni sakince şöyle yer yapalım sana. Sen güzel çamurdan bir yer yapacağım. Misler gibi eğlen. Tamam. Siz benim en yakın iki arkadaşımsınız. Çünkü benim arkadaşım yok. Hop! Oo! Hate! Kimler gelmiş? Şimdi... Bir kısma doğru. Evet şu an çok mantıklı geldim. Doğukan bize söyledi, biz de bilelim. Dört tarafımız var. Dört tarafı da farklı yer yapacağım. Mesela burası hayvanlar için bir mekan olabilir. Çamur bir alan olabilir. Öbür taraf taş bir alan olabilir. Öbür kısım Nether'a gideceğimiz bir alan olabilir. Ki Skyblock'ta sanırım hiç Nether'a gitmeyeceğiz. Bir sıkıntımız da şu ama. Biz nasıl çimlendireceğiz ki burayı? Aynen. Çimlenmesini beraber bekleyelim gençler. Hey! Ahbap çay bir beşlik. Tamam, etrafı birazcık lalelendirdim. Birazcık fidan ektim. Bu fidanlar çünkü çok önemli. En sevdiğim kütük türünü içeriyor. Ve burada çok güzel bir hayvanat bahçemiz var. Bazıları beni izliyor cidden iş yaparken. Ve bu inanmayın. Zaten video çekerken sizlerle paylaşmayı sevdiğim gibi. Oyundaki herhangi bir beni algılayamayacak varlıklara da anlatmayı severim. Biraz deliyim. Ve onların izlemesi bana cesaret veriyor değil mi? Seviyorum seni. Utandı. Tabii yer mi Anadolu çocuğu? Ne alaka ki? Gençler şöyle bir olay vardı biliyorsunuz. F3T yaptığınızda yeni ek paketleri yüklemeye çalışırken en son ne yapıyorsanız oyun onu yapmaya devam ediyordu. Ben şu an ellerimi kullanmıyorum. İçeri gideceğim, kahvemi içeceğim, sonra bir geleceğim. Neler var belki? 20 dakika falan büyük ihtimal kendi kazar. Cidden de güzel eşyalarımız o sırada olur. Tabii bakın. Bakın. Hey dostum. Oğlum çok iyi. Oğlum bunlar cidden beni seviyor ya. Çok güzel. Reddit'te falan bilmiyorsunuz böyle küçük domuzları seven, böyle ağır inekleri falan böyle geliyorlar falan. Yatıyorlar kadınların üzerine böyle bacaklarına yatıyorlar insanların. İnsanlar onları seviyor falan. Cidden çok tatlı şeyler var. Onları falan takip ediyorum. Stresi falan alıyor. Şimdilik size biraz uzaklaştırmam lazım. Kendimizi... evet. Burayı küçük bir kulübede yapabilirim aslında. Aynen. AFK balık farmı gibi. Tek yapmam gereken burayı hizalamak, F3T'ye basmak. Tek yapmam gereken buraya basılı tutmak, F3T yapmak ve içeri gidip kahvemin tadına bakmak. Evet, Anadolu çocuğu maalesef yedi. Yeni madenler gelmiş ama direkt olarak bu bloğun üzerinde hayvanlar da canlandığı için ben bıraktım. Hiçbir şey olmamış neredeyse. Bu kadar eşya topladıktan hemen sonra... boş harita. Güzel, çok iyi. En azından zaten bol bol alanımız var. Yapmak o kadar güzel şeyler aklıma geldi ki bir tuvalete gidip geldim. O kadar ulan biz Türk aklı bir tuvalete gidiyoruz. Mesela spoiler olacak. Breaking Bad'de tuvaletle alakalı bir olay vardı. Adam tuvalete gittikten hemen sonra bütün her şeyi öğrenip bütün her şeyin yıkılmasına sebep olmuyor muydu? Hank. Hank'in tuvalete gitmesine izin vermeyin abi. Burada bir tane daha yumurtamız var. Pixel art yapacağım. Burada güzel bir şekilde gözükecek şu kısımlardaki. Küçük bir şey yapmayı düşünüyorum. Bir kısımda pixel artımız olur. Ondan sonra mantıksız bir şey var değil mi? Havada uçan bir dünya oluşumu olamaz ki değil mi? Hepiniz burada şahitsiniz. Ben buraya bir balon yapacağım. Onlar da projemi beğendiniz değil mi? Ve lalelerden vesaire çok fazla gelmeye başladı. Kırmızı boya yapacağım. Hatta seni böyle saçlarını boyatalım kızıl olsan. Farklı farklı lalelerimiz var mı? Huş fidanı var, ayçiçeği var. Çok güzel. Sarı boyamız var. Başka bir tane daha koyunumuz gelirse böyle farklı renklere boyayacağım koyunları. Onların yünlerini alacağım. Buradan iplerle bağlayacağım.
üzerimize bir tane balon yapacağım. Sanki o balon hani bütün adayı taşıyor. Bence mantıklı olabilir. Kocaman sıcak hava balonu. Taş zamanlarına da geldik. Kömürümüz var, taşımız var. Eşyalarımızı geliştireceğiz. İlk fırınımız. Güzel. Bam. Aha. Hiç fark etmediğim şeylerden bir tanesi. Su kovamız var. Güzel ve benim beynim şu an hiçbir işlemi yapmadı sanırım. Suyu nerede kullanacağım ben? Şu an beynim basmadı. Hiçbir şekilde de algılayamıyorum. Sizce facecam daha mı iyi? Kendimi kamerada görmek çok vasıfsız geliyor. Aha, mantar ineğimiz de var. Oğlum çok şeytan kaçmış gibi içine duruyor. Abi şaka gibi size gösteremiyorum belki ama şuna bakın. Ben neden havadayım? Neden canım bir? Neden bu kadar güzel eşyalarımlayken ben buraya düşüyorum? Oyun size yamuk yapabiliyor ve oyunun bana en son yaptığı yamuk burasının patlaması. Tüm sandığım, her şeyim tamamen gitti abi. Hiç bakma öyle. Bu kadar saçma hareket yapılmaz. Sandıklar boşa gitti. Onca şey boşa gitti abi. Cidden bu etik bir davranış değil. Hangi oyun olursa olsun, ne olursa olsun. Şimdi şey diye düşünebilirsiniz. Doğukan yaptı bir şey. Bir oyunun adil olması lazım. That's us. Zor bir oyundur ama bütün her şeyin ne olduğunu bilirsiniz. Yavaş yavaş oyunu öğrenirsiniz ve yapımcıların kuralı da bir bölüm dizaynını yaparken size adil olmaktır. Adil oldukları zaman yine de zorluk çıkarırlarsa o zorluğu yenmenin, yenememenin tek sorumlusu sizsiniz. Ama ben sadece burada kazarken etrafımı da hayvanlardan çevirmişken önüme tak diye creeper gelip benim bütün eşyalarımı patlatmasının hiçbir manası yok. Ulan Nasrettin Hoca'nın komşusu gibi oldum. Hoca bir gün gitmiş komşusunu işte kazan vermiş vesaire. Kazan içine yemek koymuş. Lan bir dakika anlatamadım. Hoca bir kere gitmiş. Hoca bir kere değil. Lan hadi bir dakika toplanın. Gençler. Hey sen. Aynen sen dahil. Gençler. Hoca bir gün gitmiş. Dinliyorlar da var ya. Sen sıkıldın ha, ben seni sevmiyorum zaten. Ama yaşatacağım seni. Ah. Sevinçten yumurta bıraktı. Sana da bir evlat vereceğiz. Hala veremedik. Bam bam. Maalesef bugün de değil olsun. Hoca bir gün komşusundan yemek almış. Ondan sonra yemeği yemiş. Ama boş götürmemesi lazımmış değil mi? Tekrar yemek verip kazanı götürüyormuş. Kazanı götürürken yanında bir tane daha kazan koymuş. Küçük bir kazan. Komşusu demiş ki Nasrettin Hoca lan bu ne böyle demiş. Kazanın doğurdu. Komşu sevinmiş. Demiş ki ben hocaya bu kadar fazla kazan verirsem o zaman doğurtup gelecek. Bütün kazanlarını vermiş. Ertesi gün Nasrettin Hoca'ya tekrar gitmiş. Demiş ki hoca kazanlar ne oldu? Nasrettin Hoca da demiş ki kazanlar öldü. Demiş komşu ulan nasıl gidebilir? Kazan nasıl ölebilir ki? Ulan doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne mi inanmıyorsun demiş. İşte onun için nereden aklıma geldi bilmiyorum. O kadar fazla şey verdi bu dünya bana ve creeper verdiğinde ise şey oluyor. Yani domuz verebilir sana ama creeper verdiğinde neden sinirleniyorsun Doğukan? Sadece beklenmedik bir sinirle çıkıştım. Onun için şöyle bir fikrim var sizler için. Burayı birazcık daha ayıracağım. Eğer bir creeper gelirse onu direkt atabilirim. Domuzumu oradan nasıl çıkaracağım bilmiyorum. Ama bir dakika avucum var evet. Yani vardı. Aynen vardı. Oğlum çok sinir bozucu. Peki ben bu saldırılara ne yapabilirim ki gibi düşünceniz olabilir. Bu kısmı This is Sparta bölümü yapacağım. Biri geldiğine bir koyacağım. Uçacak buradan gidecek. Hatta direkt şuraları kırsam da güzel olabilir. Seni de alayım. Küçücük ince bir platform. Hatta burada da bir şey aklıma geliyor ki Darth Vader'la Luke Skywalker'ın bu kısımlarda böyle dövüştüğü paneller gibi geliyor. Biraz tehlikeli. Suyu hiç kullanmamıştık. Kendime küçük bir platform yapacağım. Aşağıya bazı yaratıklar düşecek. Creeper'sa Creeper. İnekse inek. En azından kurtarma şansımız olur. Aşağı tamamen düşmezler ama aşağı düşerler. Şimdilik böyle bir yer oldu. Hiçbir fikrim yok. Ama çok basit duruyor. Hani 3 boyutlu mu yaparız yoksa hani camlarla mı süsleriz? Camlar geldiğinde camları aldığımızda en azından kumlara erişimi sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Bazı olaylar var. Lavı bir camın altına koyduğunuzda çok daha güzel şekiller yapabiliyorsunuz. Eğer bu cam renkliyse sizin fikirleriniz ne olabilir? Mesela senin ne? Aslında evet hayvanları da burada tutabilirim. Hayvanlar geldiğinde buraya gelir. Yaratıklar geldiğinde onları nasıl aklayacağım? Orası biraz sıkıntı. Aha! Aha! Ayıp! Ayıp! Abi! 3, 4, 5, 6. Hadi. En azından sadece canı koyun çekiyor. Başkalarına saldırıyor mu? Başkalarına saldırmıyor. Bir tane eti yedin. Koyunları saklamam lazım. Çünkü cidden burada bir ekosistem oluşturuyoruz ve sen dostum sevimlisin ama başa belasın. Oğlum neler oluyor? Hayır! 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 Yanma! 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 Atla! Atla! Hayır! Ne yapıyorsun? Tavuk kaç! Oğlum ne yapıyorsun? Deli! Hayır! Hayır birbirinizi yemeyin!
Birbirinize yemeyin lütfen. Birbirinize yemeyin. Hayır. Ay, ne yapıyorsun? Sen cezalısın abi. Çık, çık. Oğlum tilki geldi, tilki. Tavuk, özür dilerim, biraz inciteceğim. Cezalısın abi, tamam? Yok, şaka gibi. Şaka gibi, tilkiden ne istedin? Abi anlamıyorum bunların. Ay, Oğlum bir de kar tilkisiydi ya. Şaka gibi kar tilkisiydi. İlk kez kar tilkisi görmüştüm. Oğlum facecam'in tam şu an yıkık bir halimi görmesi lazım. Facecam sevmiyorum ama böyle anlarda cidden duyguyu iyi yansıtıyor. Aslında ister istemez güzel bir sistemle yaptık. Çünkü alamadığımız bazı şeyler vardı. Ben onları asla alamıyoruz diye düşünüyordum. Fakat altına platform yapmam lazımmış. Tabii aynen. Bu tarz dönüşümlerde cidden işimize yarıyor. Fakat creeper vesaire gelse sıkıntı yaşayabiliriz. Kemik. Aynen. Anlaşalım böyle bak. Ben de istemiyorum senin... Böyle atlamanı, kaçmanı. Büyük zararın oldu. Evet, güzel. Küçük bir tavşanımız var. O zaman şuraya atlayalım. Bu tavşanı ne yapacağız dostum? Zıplama o kadar. Oğlum anne şefkatiyle ben seni... Lan bir tilki gelecek yine değil mi? Sonra yiyecek hepsini. O zaman tavşik, seni ne yapalım tavşik? Lan havucum olsa bak. Havuç çok güzeldi. Şimdi ne yapacağım ki? Hadi umarım... Yani şimdilik. Çok üzülme ama senin iyiliğin için yapıyorum her şeyi. Şöyle masum masum bakma. Oha! Lan! Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum çok garip oldu. Sen tavuk yemezsin değil mi? Balık yersin sen. Atalım bakalım. Atla lan göbek. Tipe bak. O hayvanat bahçesi kuracağım bu gidişle. Sen neden buradasın ki, sen de atla. Tipe bak. Senin ayrıcalığın ne? Atla. Evet, bayağı bir seviye atladık ki artık redstone sistemleri de gelmeye başladı. Şöyle şunları ayırayım. Ben bir merdiven yapayım. Hatta kendime daha farklı bir platform yapabilir miyim? Yapmamın bir anlamı olmuyor. Dostum ne yapıyorsun? Dostum inek değil o, inek değil. Lan ayı da değil. Sanırım ben görmezden geleceğim. Ah, bir köpek daha. Ah, aynen böyle. Ne oldu iskelet? Ne oldu? Aynen böyle, aptal şey. Evet, güzel şeyler oluyor fakat ben tam bir aptalım. Çok fazla yanlış yapmışım ve ben Bursa'da otururken, ki bilmiyorsanız Bursa'nın stadı yapılmaya çalışıyor, Timsah'ın kafası yapılmaya çalışıyor ve yıllardır da yapılamadı. Bir Japon, Japonların harikiri olaylarını biliyorsunuz, eğer savaştan kaçarlarsa, ölmezlerse harikiri yapıp kendi böbreklerini çıkarıp falan ölüyorlar. Böbrek değil de mide zarını yırtıyorlar gibi gibi. Ve bir Japon sırf timsah kafasını yapamazken bazı sorunlara yol açtığı için intihar etmişti. Bugün Japon oluyoruz ve baştan başlıyorum. Oyun aslında başından beri bize adilmiş, bize aşamaları gösteriyormuş fakat ben kendimi neyle karşılaşacağımı görmek istemediğimden dolayı hiç bakmadım. Einstein'ın da dediği gibi dünyanın en zeki insanı aynı hatayı iki kere yapmayandır ve biz de hatalarımızdan öğrendik. Bir kuzunun ne kadar önemli olduğunu bildiğimden dolayı her şeye son verdim. Çünkü bir balon destekleyecekse onun yünlerine ihtiyacım var. Onun için sana şuraya belli bir bölge yapmamız lazım. Evet, çitlere bayağı bir ihtiyacımız olacak. Onun için onları şimdilik buradan alıyorum. Ve seni şu tarafa doğru taşımaya başlayalım. Tamam, güzel. Mekanın hazır. Tam olarak şu an yeni bir sistem keşfettim. Bir çit koyduğumda, bir şey kazdığımda hemen... Aha! Ah! Ah! Oğlum arkadaş geldi sana. Ama bir şeyleri kazıyorsam onlar başka yöne atılıyor. Bu sefer şöyle bir olayımız var. Hiçbir domuzumuz olmadı ama 3 tane koyun, 2 tane ineğimiz var. Hani deriden eşya tabloları yapıp haritamızı koyabiliriz. İnekler bunun için lazım. Koyunlar da dediğim balonu yapabilmemiz için. Ve bu sistem cidden işimize şu an baya baya yarıyor. Şöyle bir sıkıntımız var. Taş devrine girdik ve taş devrinde yaratıklar canlanabiliyor. Bunlar aşama aşama. Yani ben bir daha bir koyun, bir inek alamayacağım. Aşamalar her zaman farklılaşıyor. Ben her zaman inek, her zaman bir koyun bana gelecek gibi düşünürken aslında bunların gelmeyeceğini zamanla fark ediyorsunuz. Bu yüzden kendimizi savunmamız lazım. Bir tane kılıç işi görür. Daha güzel kazma, daha güzel balta ve öğrendiğimiz bir şey varsa da önemli şeyleri yedeklemek. Mesela su kovası. Su kovasını bir tane daha alacağız yakın zamanda umarım ki. Ondan da sınırsız su kaynağı yapacağız. İlla yaratıkların geleceğini biliyoruz ve içlerinden biri creeper de olabilir. Hatta biri değil, ikisi, üçü, bilmediğimiz kadar creeper de olabilir. Bu sistem rastgele gelişiyor. O yüzden kaçma bir platformu oluşturmamız lazım. Geçici. Hop! Oh! Korktum. Hop 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 hop! Hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Bam! Bam! Yes! Oh! Tamam, bu an için hazırlanmıştık. Oğlum,
Az önce hayatın kararabilirdi. Hala mömö. Bir sürü meşe basamağa ihtiyacımız var ki yeni bir platformu oluşturalım. Burasının platformun ucu olduğunu düşünecek olursak. Tamam, güzel. Şimdi belli köşelere meşe fidanı, ladin fidanı ekelim. Ondan sonra daha fazlasını bunlardan elde ederiz. Ve bizim bir yatağa da ihtiyacımız var. Bir makas elde edelim ki zaten en başında bunu yapmam gerekiyordu. Bu sistemin bir sıkıntısının olduğunu siz de fark edebiliyorsunuz. Burada otlanacakları yer yok ve otlanmadıkları sürece de yünleri tekrardan büyümeyecek. Sabah altlarını yavaş yavaş kıraraktan toprağa çevirmeyi denerim. Onlar da ve buradan yayılırlar. Bunlar da otlanır. İster istemez mükemmel bir sistem yapmışım. Eğer siz de oynayacaksanız lütfen yapın. Yarım bloklar her zaman oyunda bir sıkıntılı olmuştur. Ondan kaynaklı büyük ihtimal. Creeper yine kafamın burada patladı. Fakat sadece bu meşe basamaktan dolayı ve yukarıda olduğundan dolayı bir platform aslında bu. Alansal hasar vermedi ve kurtuldum. Aha. Hop. Bakın aynı şekilde. Bu sefer yakalayabildim. Bu bölüm çok hızlı geliştik fakat sonrasında neden bu kadar az geliştik diye soracak olursanız gelişim üstüne koymadan hani daha yapıyı alt temeli tutturmadan sürekli kazarsam hiçbir şey olmayacak. O yüzden de bu şekilde başladım. Şu tarafa da yine meşe tahtalarımdan olduğu kadarıyla ne kadar gitmişiz buradan mesela ucundan sonra 1, 2, 3, 4, 4 gitmişiz. 1, 2, 3, 4. Ucu desek, sonra şuradan başladık desek ve buraya bir tane ev yapacağım. Evimi de biliyorsunuz ki bir tane seri vardı. Kanallarım çalınmadan önce yapıyordum. Sadece bir blok üzerinde gidebilirsiniz. Bu bloktan hani bu yönden dışarı çıkamıyorsunuz. Şöyle yana kayamıyorsunuz, sağa kayamıyorsunuz. Onun için çok minimalistik bir ev yapmıştım. Sadece yürüyüp içine girebileceğim gibi. Her şeye de erişebiliyordum o evde. Ev şimdilik bu şekilde duruyor. Birazcık normale göre geniş yaptım çünkü buraya sandıkları atacağım ki görün daha mantıklı olur. Sandık depolama yöntemlerinden biri. Ben bu odaya girdiğimde burada sadece bir kısmına erişebileceğim ama çok daha derin olacaklar. Buraya sadece tahtaları koyacağım. Buraya sadece taşları koyacağım ki taşlardan bahsetmişken. Bizim andezitlerimiz var ve andezitleri de bu şekilde cilalayabiliyoruz. Dioritleri de aynı şekilde cilalayabiliyoruz ki bunlar da aha, aslında belli bir kısımları bu cilalı taşlarla kaplayabiliriz. Bunu şey evet bunu bahçe içinde kullanabilirim. Evet daha önceden düşünmem gereken bir problem vardı. Ya bir dakika. Lan burada olmaman lazım. Sen değil. Bunlar. Ben baya kötü bir durumdayım şu an. Çünkü ışığı tamamen unuttum. Aynen. This is Sparta bebeğim. This is Sparta. Aha aslında daha zor olacağını düşünmüştüm. Bizim bir ışıklandırma yapmamız lazım ki bu kötücül yaratıklar etrafımızda dolaşmasın. Şöyle bir şey var. Örümceklerden birini ben bana saldırmıyor diye bıraktım. Ama gün geliyor ki birden saldırısı geliyor. Yani sonuçta hayvan doğası diyeceğim. Ne yapacağı belli değil. Onun için şimdi bırakıyorum. Orada iplerini falan alamayız. Saldırdığı zaman alırız. Birazcık daha şu platformu büyüttüm ki ağaçlarımız daha güzel çıkabilsin. Fakat o kısmı da yapmak istediğim şeylerden biri. Belki taşlardan biraz sıkıntıya, yani taşlarımız birazcık bitebilir. Fakat şu kırık taş duvarlar benim en sevdiğim şeylerden birine dönüşecek. Doğukan bunlarla ne yapacaksın? Çit yapmamız lazım şimdi de. Tamam meşe çit kapıları 5 tane tamam. Aynen. Şu birleşmelerin hastasıyım. Bir köprü varmış gibi burada yapacağım. Hatta ayrı bir... evet. Bir dakika tam ortalayabiliyoruz değil mi? Ama aslında tam istediğim gibi olmadı. En azından başkalarını istediğimiz gibi yapabiliriz. Çünkü aşağı inme efekti yapacaktım. Gördüğünüz üzere bunlar birleştiği zaman bir tık aşağı iniyorlar. Şimdi buradaki hatamız neydi? 1, 2, 3, 4, 5. Üçlük bir alan bırakmam lazım. Değil mi? Doğru yaptım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dördüncüye şöyle alan. Güzel. Köprü dediğin böyle olacak fakat bir tık daha aşağı yapabiliriz. Basamakları bir tık daha aşağı alabiliriz ki o zaman çok daha iyi duracaktır. Tamam, güzel. Güzel bir köprümüz oldu. Evet, biraz dalgalanıyor ve bunun hakkında ne yapacağımı bilmiyorum tam olarak. Evet. Aslında aynen daha mantıklı olabilir. Meşe merdivenlerden burayı denersek
Sanırım daha iyi gibimsi. Tabii bu süre boyunca ışık 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 dedim ve ışıkla alakalı hiçbir şey yapmadım. Bu da gece olunca aklıma gelen, başımı sıkışınca aklıma gelen şeylerden biri. Aynen, hem buralara meşale koymak bazı yerler tam düz duvar gibi dururken en azından onları şekillendirmeye yarıyor. Ve sizlerde bir gece lambamız olsun. Ve bana da. Aynı zamanda balon projemize de bir şekilde geçmemiz lazım. Onlara da başlasak iyi olur. Hem de lalelerimizi de şöyle etrafa koyalım ki. Pembe lale, güzel. Kırmızı lalelerden bir tanesini şuraya koyalım. Senden de kırmızı rengini alacağız. Tamam ve tamam, güzel. Başka bir renk kullanabiliyor muyum? İnanın hiçbir fikrim yok. Tüyden hiçbir şey yapamıyorum. Beyaz zaten onların rengi. Kilden renk yapabiliyor muyum? Tabii ki hayır. Sanırım yakın zamanda kaktüse geçebiliriz ve kaktüsle beraber yeni bir renk, yeşili elde edebiliriz. Aha, Hüstonya. Hüstonya'dan biz sadece beyaz mı yapıyorduk? Açık gri boya. Beyaz olmasından en azından iyidir diyorum. Ya gri oldu. Tamam, o da fena değil. Başka benim kaçırdığım ne var? Havuç. Ha, farmlara da girmemiz lazım. Karnımızı doyurmamız lazım. Hem bizim kömürlerimiz de var. Killerimiz de var. Bu demek oluyor ki tuğla da yapabiliriz. Yani tuğlaları pişirebiliriz. Güzel. Onun dışında cilalı granit elde edebileceğimi fark ettim. Çünkü bir sürü granitimiz varmış ve toprağın rengiyle çok yakın diye evimin direkt arka bahçesini yapmaya başladım bile. Sadece şuraya bir su koymam lazım ekinlerimi büyütebilmek için. Tek sıkıntısı bir tane daha kovamız olmadığından dolayı şimdilik en azından. Benim hiçbir şekilde sınırsız su kaynağı yapamadığımı biliyorsunuz. Onu riske atmak istemiyorum. Yanlışlıkla kapatırsam, bir şey yaparsam diye. Ve baktığımda üzerimde cidden fazla şey var. Şunları en azından şimdilik bir kenara yollayalım. Olsun ya, bir yerden başlamak lazım. Suyumuzu koyalım, ondan sonra yavaş yavaş sıkıntıya varmadan yaparız farmımızı. Tabii bunları yaparken bize birazcık da çapa lazım. Karpuz da lazım. Tamam, havucumuz var. Başka neye ihtiyacım var benim tam olarak? Yani karpuz tohumu. Karpuzlar bir yöne büyüyecek. Havuçlar var. Bol bol havuçla besleniriz ya. Ha, bir de karanlık bir yer bırakıp bir iskeletin doğup doğmayacağına bakabiliriz. Çünkü bir iskelete, hani iskeletten kemik çıkar, kemik tozu yaparız. Ondan sonra işte çimenlere vururuz ve çimenlerden otlar çıkar ve oradan da tohum alırız. Böylelikle buğday da üretebiliriz. Şimdilik farmımız böyle küçücük. Burada bir havucumuz, burada iki tane karpuzumuz var ve karpuzlarımız daha da fazla olacak zamanla. Sadece karpuz fazla istemiyorum. Havuç daha mantıklı olur. Hatta ileri kısımlarda büyük ihtimal altın alacağımız için daha doyurucu bir besin olan altın havucu da yapabiliriz. Şimdilik boş harita ve bu haritayı hiç açmadım. Bam! Güzel görünüyor. Cidden güzel görünüyor. İyi başlamışız. Bunu şöyle yedekleyelim. Hatta tam olarak istediğimiz bir kutu. Benevolent Gift. Bu sanırım yeni bir tura geçeceğimiz için bize verildi. Kemikler de var. Direkt kemik tozlarımız da var. Yani istediğimiz gibi tohumları alabiliriz. Hatta farklı güller falan da elde edebiliriz. Evet. Mavi rengimiz de var. Hem tohumlar çiftleştirmemizi, yani buğday yaptıktan sonra ineklerimizi, koyunlarımızı da çiftleştirebileceğiz. Mis gibi hediye. Cidden çok iyi bir hediye. O zaman hemen gidip tarım alanımızı birazcık daha genişletelim. Kaç tohumumuz var? 3 tane var. 1, 2, 3. Okan, hepsini alsana. Yani hepsini alayım, ondan sonra onları farklı yerlerde kullanırız. Tamam, sarı rengimiz de var. Tamam, güzel. 8 tane daha tohumumuz oldu ve rengarenk neredeyse her şeyimiz var. Bunları birazcık şöyle güvene alayım. Hatta kemik tozlarını da koyayım. Bam! Tamam. Tam tarım alanımızın yeteceği kadar. Topraklar biliyorsunuz her zaman çıkmıyor. Onun için şimdilik küçük bir alan yaptım. Hatta evin çevresini çevreleyebiliriz diye düşünüyorum sonradan. Şu ana kadar yaptığım şeyler, en başında korktuğum şeyler, hani çok kötü yaptık ya. Çok hoşuma gidiyor. Cidden güzel şeyler başardık. Snow biome. Tamam. Aynen. Yani tilkimiz vesaire çıkabilir. Tilkiyi de düzgün bir yere almamız lazım. Başka bir alan yapmam lazım. Oyunun başından beri çardak yapma havası vardı burada. Onun için çardak yapayım dedim. Buradan birazcık makasımla beraber yaprak aldım. Şimdi bunu rastgele, hani sanki böyle sarmaşıklarla beraber sarılmış bir çardak havası, çardak havası vermek için rastgele yerleştireceğim. Umarım hoş olur. Bilmiyorum ne kadar iyi olacak, olmayacak. Bam. Yani eğer yeni bir creeper burada yukarıda doğacak olursa biraz sıkıntı olacak. Ha, bir de yaptığım hatalardan biri şimdilik şu. Yukarıyı da aydınlatmam lazım. Daha fazla meşe yaprağına ihtiyacım var ki şuradan salınsınlar ve bir su kovasıyla beraber, ki maalesef ekinlerin orada şu an, aşağı inip onları uzatmam lazım. Şimdilik üşendim. Erteleyeceğim ama umarım kafama creeper vesaire üstten hemen düşmez. İşte bu sefer sana koklatmıyorum maalesef. Zombiler de var. Çok güzel. Aslında burası bizim yaratık ve
iskeletlerin dolaşacağı mekanımız olacaktır. Hem elmalarımız var, hem fidanlarımız var. Bir tane köpeğimiz de geldi ama elimde hiç kemik yok. İşte lazım ha. Tarım alanımızda da artık creeperlar var. Oo. Oh, oh, oh. Ah. Hop 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 hop. Hey dostum, tipe bak. Sakin lan. Sakin. Azıcık sakin ol. Vallahi sana güzel şeyler bulacağım. Ve kar toplarımız var artık. Nasıl olsa artık kış geldi. Winter is geldi. evet. Çok mantıklı. İki tane buzumuz var. Ben bunları suya da çevirebilirim. Tabii ki suya çevirebilirim. Şuraya bir buzumu koyacağım. Bam. Siz ısıyla beraber erirsiniz. Normal buz çünkü. Öbür buz sanırım erimiyor hiçbir şekilde ama bunun erimesi lazım. Evet. Tamam, güzel. Su sesini duydum. Öbür suyumuzu buradan alalım. Aynen. Tamam. Burası bizim artık sınırsız su kaynağımız. İstediğimiz kadar suyu buradan alabiliriz. Bunu biraz geç fark ettim. Su benim neyime yarayacaktı? Niçin ben su kullanacaktım? Onu bile unuttum. Umarım destek vereceksinizdir, beğeneceksinizdir. Zaten bunları benden daha iyi biliyorsunuz. Ve ufak da bir şapkamız var. Başımıza güneş geçmesin diye bir tane zombinin üstünden düştü. Bu sistem işe yarıyor ve cidden faydalı fakat... Az önce ben burayı patlattım yanlışlıkla çünkü creeper'a yumruk attım. İki tane daha bunlardan vardı. Nasıl çıktılar bilmiyorum. Sadece şansıma bu ineklerden çıkıyordu. İkisi öldü. Hatta çiğ inek eti. Onları da bir pişireyim. En azından işime yarasınlar. Tamam o zaman. Burada patlamasına izin verin. Zaten fazla da bir hasar almıyorsunuz. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şu an üyeler özel oda vlogu yayında. Odamda neler var, hangi kitapları okuyorum ve ne kadar çöplükte yaşıyorum değil çünkü sırf video için temizledim. Ayrıca buradan kanalın devamlılığını sağlayan elmas üyelerime teşekkür ediyorum. Mustafa Can Artemer, Baklavalı Börek, Armored Vandere, Dagi Studios, Mr. Bombbreaker, Tuna Demirkaya, Samet Akkaya, Admin Ehsan, Talha Burak Karabacak, Emre Ertuğrul, Random Bytes, Oyun Günlüğü, Ufuk Erol, Türkiş Ömer Emin, Dandik Bey, Polep, Mehmet Kahraman, Otto von Bismarck, Kayra Bey, Doruk Oturgan, Doğukan Atalay, Tuğkun Can, Posiron Alo, Çılgınız, Stranger Things 011, Nezir 002, Bay Obsidian, Swarked, Bilal Şahin, Galoş TV, ProBark'ın oyunda İsmail Berat Çanakçı, Eren Dede, Nak, Dehamcan Söylemez, Loverclaw, Okyanus, Stranger Things, FMH, Frozen Kale ve 0. Destekleriniz için cidden teşekkür ederim. Özellikle de istikrarı için 0'a çok teşekkür ederim çünkü 3 aydır abone. Demir üyelerimden C Sharp Mergen, Berkay Taş, Doğukan Atalay, seviliyorsun diye at koymuşlar. Teşekkür ederim. Hasan Efe Mumcu, Firefox, FRF Berat, Moen Foreen, Bay Hocam, Bora Tanker, Crusader Jackson, ADC Doruk Kılıç, Reader Excel, Yoğurtlu Ekmek, Etem 0, Azra Karim Bayram, Brawler Aras, Abdullah Türk, Executor, Kadir Onur Arslan, Dust Flower ÖBY, DJ Ercik, Onur Berkay Ay Yıldız, King Okeanus, Lufit ve Rıfkı, Legocu Ahmet Beşer, Erdal Burak Yıldırım, Game and Game, Emre Lord 176, Eşeklik 0, Can Akkaya, Can Önder, Pateter Keres, Deadmark, Baran Yıldız, Hype Named, Andere Edgar Balcıoğlu, King of Sucuks, Çınar Satır, Bibistik, Voxy, Asya, Keti Deri ve Sax 9 Edits. Adını söylemek için çok uğraştım. Adını neden değiştiriyorsun abi? Hepiniz bak tanıyorum. Profil fotoğrafından tanıyorum. Değiştirme artık şunu. Öbür ismin daha iyiydi. Destekleriniz için sizlere de teşekkür ediyorum. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.